Birisi ve bir şirket var ki ne zaman konuşsa Bitcoin düşüyor ve ne zaman Bitcoin alsa yine Bitcoin düşüyor. Hazır 38 bin lira doğru giderken kimden mi bahsediyorum? Tabii ki de Michael Saylor ve Mark Rossetti'den bahsediyorum. Yine konuştular. Herkes 38 binlere dikkatli olsun. Çünkü Mark Rossetti yeni bir alım için taban hazırlığı yapıyoruz derken yine piyasalar bunu kötü şans olarak algıladı. Çin'den kovulan madenciler Amerika ve Kazakistan rotasını tutmuştu. Kazakistan'daki iç karışıklıklar elektrik kesintisi ve internetle buluşunca oradaki madencilik faaliyetleri durmuş ve Bitcoin fiyatları bundan olumsuz etkilenmişti. Şimdi ise Teksas'taki madencileri etkileyebilecek ve oradaki madenleri durdurabilecek bir haber var. Zaten 10 Şubat'ta madenciler Senato karşısına çıkacak. Bir de Teksas'taki bu haber acaba Bitcoin fiyatlarını olumsuz yönde etkileyebilir mi? Solana Ethereum ağında hacklenen 320 milyon dolarlık coin geri geldi ve buna istinaden bir de iyi bir haber var. Çünkü Ruslar son dönemde özellikle bu Ukrayna konusu çıktı çıkalı bayağı bir kripto parayla ilgilenmeye başladılar. Ve Maliye Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamada neden bankalar bunun alım satımına yönelmesin ve banka bilançolarında neden Bitcoin bulunmasın dedi. Herkese merhabalar, günaydın. Bir haftayı daha geride bırakırken yine oldukça çetrefilli, oldukça dop dolu, hiç magazin gündeminin düşmediği, adeta bir ekonomi programı deyip gibi değil, bir şokopop programı gibi dönüştüğünü görüyoruz. Özellikle bu hafta Bitcoin bir 36 bin lira gitti, bir 39 bin lira gitti geldi derken yine döndük dolaştık. 38 binlere geldik. Artık hareket alanımız 2000 dolarlık seviyelere düşmüş durumda. Yani şu ortamda kaldıraç dahi açılsa hiçbir şey bırakmayacak gibi duruyor. En azından bir kırılma görene kadar küçük yatırımcının burada bir miktar geri çekilip bir adım geri atarak piyasayı gözlemlemesi ve önemli yerlere kırılma sonrasında buz piyasaya öyle adım atması gerekiyor. Ben Bitcoin almıyorum, altcoin'e de alıyorum diyorsanız da yine burada Bitcoin'i benchmark olarak kabul edip kırılmalarında veyahut da desteklerinde bulunduğunuz altcoin'lerin destek ve dirençlerine bakmanız gerekiyor. Öyleyse bu haftanın son Robinson videosuna başlayalım. Önce endeksler, sonrasında haber ve kripto paraların tekniğine devam edelim. Evet, önce endekslerle başlayalım. Dün bildiğiniz gibi İngiltere Merkez Bankası'nın ve Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı vardı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın yapmış olduğu açıklamalarda enflasyon konusunda daha önce geçeceğini ve düşeceğini düşünen Lagarde, bu sefer ben ve ekibim korkuyoruz derken bir takım şahin mesajlar verdi ve bunun etkisiyle Avrupa ve Amerika dün ekside kapattı. Halbuki Amerika'dan güzel karlar geldi. Amazon falan beklentileri geçti. Fakat buradaki zarardan kurtulamadı. Ve bu sabah Asya piyasasına baktığımızda Çin artık tatilinin son gününde ve devam etmek gerekirse Japonya ve Avustralya'da yine toparlanan bir görüntü söz konusu. Geçiyorum Amerika tarafına. Dünkü kayıpların ardından vadelilerde bugün çok kuvvetli risk iştahının olduğunu görüyoruz ve bununla birlikte VIX de son 3 haftanın neredeyse en düşük seviyelerine kadar gevşedi ve devam etmek gerekirse Avrupa'da açılış öncesi gayet güzel ve bugün kriptolara risk iştahının olumlu yansıyabileceğini bizlere söylüyor. Peki geçiyoruz ekonomik takvime. Şöyle bir dünü göstermek isterim sizlere. Dün ECB faiz arttırmadı fakat İngiltere Merkez Bankası'nda 25 bas puanlık bir faiz artışı vardı. Böylelikle majör merkez bankalarından ilk faiz artış startını İngiltere vermiş oldu. Bununla birlikte Mart ayında da Fed'den de biliyorsunuz ki 25 bas puanlık bir faiz artırım bekleniyor. 25 bas puan fiyatlandı. Olur da 50 olursa yeni bir fiyatlamaya girebilir ve kısa süreli piyasayı sarsabilir. Dün bu soru bizim Telegram grubumuzdaki her Perşembe yaptığımız amada geldi ve bir soru daha vardı. O da tarım dışı istihdam, işsizlik oranı gibi veriler bizleri nasıl etkiler diye. Şöyle söyleyelim, direkt forex yapmadığımız için bu verilerin bizi etkilemesi şöyle oluyor. Mesela iki tane, üç tane veri, istihdam verisi çok kuvvetli gelir ve buradan çıkarılabilecek bir anlamlı sonuçla Fed daha sıkılaştırmaya daha hızlı gidecek. Faizi arttırmayı biraz daha erken çekecek veyahut da 25 değil de 50 bas puan arttıracak gibi söylemler yapmamıza neden olur. O nedenle bugün saat 16.30'daki istihdam verileri yine dikkatle takip edilecek.
Ve geçiyorum kripto paraların ekonomik takvimine. Celsius artık Avalanche ağında ve bununla birlikte hem Avax'ın hem de Sel'in YouTube aması gerçekleşecek. Bu haftanın önemli verileri aslında böyle bitiyor. Sonra önümüzdeki haftaya şöyle ufak bir hazırlık yapalım. Pazartesi günü Harmony'nin yani VAN'ın Bitcoin köprüsü açılacak ve devam ediyorum. Ayın 10'unda yine NFT airdrop'u var ve Sand'in de Web3 arz satışları başlıyor. O nedenle Sandbox, Harmony ve Avax, Sel arasında hareketlilik sürebilir. Geçiyorum Huobi Global terminalime. Terminalde şöyle bir baktığımızda son 24 saat içerisinde 36 binlerden toparlanıp 38.200'lere kadar çıkmışız. Şu anda 38 binlerde geziniyoruz ve listeye geçtiğimizde gayet kuvvetli bir hareketin olduğunu ve IOTA, XMR gibi de coinlerinde %7'lik artışa sahip olduğunu görüyoruz. Peki kantitatif terimlere baktığımızda gördüğünüz gibi nötrlükten artık biraz da bullish tarafa geçmeye başladılar. Yani 70'e çıkan Bitcoin, Ethereum 80'lerde, Cardano ve BNB'de yine 70'lerde artık nötrden bullish tarafa çıkmaya başlamışlar. Olumlu sinyaller veriyorlar. Hep de böyle kritik günlerde olumlu sinyaller geliyor nedense. Ya işte biri senatoya çıkacak, yatırım dışa çıkılacak gibi, ya Fed'in akşam olduğu gün, ya bir şekilde burası bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Umuyoruz ki bugün tarım dışı istihdam çok da olumsuz etkilemez. Listeye girenlere baktığımızda Mana'nın ve Huobi Token'ın olduğunu görüyoruz. Trend negatif olanlarda ise daha çok piyasa değeri düşük coinlerin olduğunu söyleyebiliriz. Ve gördüğünüz gibi grafiklerin de hepsinde şöyle son günlere baktığımızda yine bir toparlanma, dip yapma anlayışında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada bir de göstergelere baktığımızda zaten Avax zaten 70'lere geldi. Ripple 60 centlerde. Fakat Amerikan 10 yıllıkları yeniden 1.82'lere çıktı. Tarım dışı istihdam öncesi. Dolar endeksi gevşemeye devam ediyor. 95.20'ye geldi ve burada önemli bir konu da Euro'nun değer kazanması oldu. Çünkü dün ECB'den öyle şahin açıklamalar gelince dolar endeksini aşağıya çekti ki dolar endeksinde %57'si Euro'dan oluşur ve Euro doları da hareketlendirdi. Bununla birlikte altında yine 1800 doların üzerine çıktı. Güne başlangıçta ise dolar TL 13.55 seviyelerinde. Şimdi geçiyorum haberlere. İşte az evvel sizlere sunmuş olduğum piyasanın bad luck'ı dediğimiz MicroStrategy ve Michael Saylor bir açıklama yaptı. Daha fazla Bitcoin satın almak için yeni yollar arıyoruz dedi. Şimdi aslında bunlar niye bu kadar Bitcoin alıyor dediğinizde şunu açıklayabilirim. Mesela borsa yatırımcısıysanız ama Bitcoin'i de kaçırmak istemiyorsunuz. Ne yaparsınız? MicroStrategy adeta bir Bitcoin olarak görürsünüz. Bitcoin ve kripto paralara muhafazakar olan yatırımcıları çekmek istersiniz. Öyleyse kendi üzerinizden çekmek biraz daha mantıklı olabilir düşüncesinde. Onlar da Mr. diye okuyorum ben bunları, kısaltmasını. MicroStrategy böyle bir hale getirdiler. Yani borsa dışında herhangi bir yere hesap açmadan kendileri üzerinden borsa yatırımcıları burada bunların hisselerini alarak kripto paraya yatırım yapabilirler. Mantık bu. Şimdi devam ediyorum Teksas'taki madencilerin konusuna. Orada çok soğuk kış havası geliyor. Fırtına uyarısı yapıldı. Biliyorsunuz Amerika'daki bütün fırtına isimleri hep kadın ismidir aslında. Dolayısıyla yeni bir fırtına geliyor ve bununla birlikte kış fırtınasında Teksas'taki madenciler bunları durdurmayı düşünüyor. Fakat New York'ta da aynı konu konuşuluyor. Ancak New York'taki konu iklim şartlarından dolayı değil. New York'taki konu tamamen madencilerin çevresel zararları. Hatırlayacak olursanız son bir haftadır herkese söylüyorum artık. Ayın 10'unda 10 Şubat'ta madenciler Senato'ya gelecek ve Senato'da ne yapacaklar? Burada ifade verecekler. Ne kadar havayı pislettikleri, ne yaptıkları, ne kadar karbon emisyonu yaptıklarını söyleyecekler. Hatırlayacak olursanız bir de dünyada son dönemlerde bir de Paris İklim Anlaşması çok fazla popüler oldu. Öncesinde Kyoto Anlaşması vardı. Şimdi Paris İklim Anlaşması geldi. O nedenle burası biraz sıkıştıracak madencileri gibi duruyor. Ha bir de şunu da söyleyelim. Ayın 15'inde Stablecoin raporu yayınlanacak. Senato'da konuşulacak ve 650 sayfalık DeFi hakkında bir rapor sunulacak. Yazıldı. Sunuşu gerçekleşecek. O yüzden ayın 15'ine kadar halen daha kritik devam ediyor. Yani bu önümüzdeki 10 gün, geri kalan belki de 8 ayında göstergesi olacak. Ve devam ediyorum Solana'daki bu hacklenme konusuna. Hatırlayacak olursanız burada Solana ve Ethereum arasındaki köprüde, Wormhole köprüsünde 320 milyon dolarlık dolar tutarında
kripto para hacklenmişti ve bu 120 milyonluk bir pardon 10 milyon dolarlık bir ödül vermişler. Hiçbir burada sizi kolluk kuvvetlerine şikayet etmeyeceğiz deyip buradan parayı geri almışlar. Ne demişler? Her zaman söylerim. Paranın çözemediği şeyi daha çok para çözer. O yüzden burası da böyle olmuş. Şimdi devam ediyorum Rusya'daki haberlere. Sizler belki biraz daha savaş konusu hakkında bir beyin fırtınası oluşturduk. Fakat Amerika eğer Rusya'yı SWIFT dışında bırakırsa diye Ruslar şu ara biraz kripto parayı sevdiler. Bir anda kripto para aşkları depreşti. Aynı şekilde Rusya Merkez Bankası da ve Maliye Bakanı dedi ki bankalar kripto para işlemi yapabilmeliler dedi. Gördüğünüz gibi bütün iyi haberler beraber, bütün kötü haberler beraber geliyor. Hatta iyi haberlerin yanına böyle kötü haberler de ekleniyor ki iyiyi biraz emsin, tamamen kötü haberler olduğunda en dibe kadar kepçeyle bizden alsın şeklinde. Dolayısıyla böyle bir de haber var. Olumlu etkilemesini bekliyoruz. Ve devam ediyorum Cardano'ya. Cardano ağında bir DeFi protokolü var. Onun da ismi Meld diye. Ve Meld'in de son 3 gün içerisinde 100 milyon kendi Meld'in buraya stake edildiğini görüyoruz. Ve Cardano ağında da yine dün size verdiğimiz örneklerle birlikte harfiyen bir şekilde hareketlerin yaşandığını söyleyebiliriz. Ve geçiyorum tekniğe. Teknikte de şöyle göstermek isterim sizlere. Son dönem içerisinde bu dip olarak gördüğümüz 35.800-36.300 aralığındaki bölge yine çalıştı. Ve şu anda nereye doğru gidiyor? 39.200 seviyesine doğru gidiyor. Şimdi biraz şöyle geri almak istiyorum sizlere. Çünkü 10 Kasım'dan itibaren yani 69.000 zirvesinden başlayan alçalan trend şu anda bizlerin zaten gördüğünüz gibi hem üçgenin tepesinden hem de 39.200 seviyesinden geçtiğini görüyoruz. Ve bununla istinaden 39.200 ve aynı zamanda Fibonacci'nin de %61.8'lik dilimine denk gelen 40.600 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa buradaki 45.000 hedefimiz halen daha devam ediyor. Dün de söyledim ben buralarda stoplatmadım. En azından bu bölgeyi biraz daha görmek lazım. Gördüğünüz gibi MACD de 4 saatlik toparlanıyor ve günlükte de artıya geçmeye hazırlanan ve satış ivmesini biraz daha azaltan göstergeler olduğunu görüyoruz. Ve devam etmek gerekirse günlükte de en fazla geçen alım kademelerinde 36.000 ve 35.000 aralığından geri kalan bölgelere göre daha ağırlıklı alım geldiğini görmekteyiz. Fakat gördüğünüz gibi 39.000 çevresinde 40.000 çevresinde buradaki hacmin azaldığını ve buna istinaden yine burada çok da kuvvetli satışlar olmadan dönüş yaptığını görüyoruz. Ve devam ederken burada bir de Ethereum'a bakmak lazım. Ethereum da aynı şekilde trendini sürdürüyor ve biraz daha geri şöyle göstermek için sizlere söyleyelim. O da 27 Aralık'tan itibaren oluşturduğu alçalan trendinin geçtiği 2900 bölgesini bir türlü yukarıya kıramadı ve halen de buralara takılıyor. Ancak bu sefer yine 2900 bölgesine takılırsa burası ikili tepeye dönebilir ve en ufak bir 2500 geri çekilmesinde burası ikili tepeyi çalıştırabilir. O nedenle 2900'e doğru yaklaştığımız bugünlerde, bu saatlerde Ethereum almaktansa 2900'ü kırsın, artık 3000-3300 dolar hattına çıksın. Bunu bekleyebilirsiniz. Ve geçiyorum kötüme. Bitcoin ve Ethereum'un projesini baz alarak bunların en kötü veyahut en çalışmayan taraflarını işleten ve kendi ağı olan Qtum, yani Quantum diye okunuyor aslında. Qtum diye okunmuyor. Quantum burada aslında bir miktar piyasa ile beraber geri çekilmiş ve benim favori coinlerinden bir tanesi. Sanki Quantum çok düştü derken sanki diğer hiçbir şey düşmemiş gibi eleştiriler aldım. Sorun değil. Şöyle söyleyeyim. Halving'in ardından piyasa ne yazık ki çok kötü gitti. Ve şu anda baktığımızda günlük periyotta yine Bollinger'in alt bandından sarkıp parabolin de kuvvetini alarak orta bandı geçmiş bulunmaktayız. Artık şuradaki turuncu alana kadar yani 8.5'a kadar çok çok önemli bir 8 dolar diyebileceğimiz bir yer var. 8.5'a kadar çok önemli bir hareketin veyahut da direncin olmadığını görüyoruz. Ve artık Qtum bu bölgeleri kırarsa 10 dolar seviyesine kırarsa yaklaşık burada 19 lira kadar Quantum'un %100 burada potansiyelinin olduğunu düşünüyoruz. O nedenle piyasa biraz artık toparlansın. Yine dönüşte en hızlı gidecek coinlerden bir tanesi de burası olacak. Ripple ise çok yavaş olsa da biz burada mahkeme sonucunda Ripple'ı çok kuvvetli görüyoruz. O nedenle artık burada 64 sentin kırılmasıyla yine burada 90 sentlere doğru yaklaşık burasının
hareket alanı %25 hatta %30'lara varıyor. O nedenle Ripple'ın da artık yüzlük yüzüne geldik. Bitcoin'in kırılması yine en hareketli Ripple'ı da döndürebilir. Şimdi geçiyoruz Nest'e. Nest'e biz burada defalarca yakaladık. Yani 80 centlerden veya da 90 centlerden burada 150'lere kadar gideceğini hep konuşmuştuk. Fakat geldik yine buraya. Artık ikili tepe ihtimali oluştu. Fakat burası ikili tepeye dönmezse yeniden 150'lere çıkabilir. Burası da Nest için gördüğünüz gibi %35 bir potansiyel söz konusu olabilir. İşlem hacmi de şu anda şöyle göstermek gerekirse yavaş yavaş alım yönünde hareketlenmeye başladı. Fakat şunu söyleyeyim, hani olur da burayı kırmazsa, şöyle olmazsa diye burada işlemi kaçırırsanız diye söylüyorum. Eğer isterseniz buralardan da deneyebileceğiniz bir alım stratejisini kesinlikle 100'ün aşağısına ya da 110'un aşağısına stop loss koyarak da isterseniz deneyebilirsiniz. Ama dikkat edin, burasının ikili tepeye dönme ihtimali var. Dönmezse de %35'lik bir potansiyeli var. Yani burada %5, %35 içinde feda edilebilir spotta. Devam ediyorum AVAX'a. AVAX yükselen kanalın dışına çıkmıştı. Artık burayı siliyorum. Fakat yine de ne yaptı? Buradaki dibi ve aynı zamanda Fibo %74.6'lık 78.6'lık dilimi burada 64 bölgesinde çalıştı ve buranın artık toparlanmasını izliyoruz. 71 ve 74 bölgesine doğru hareket gözlemlenebilir. Fakat bu hareket açıkçası biraz direnç olduğu için sıkıntıya geçerse buradan yeniden bir kar realizasyona gelebilir. O yüzden burada yapacağınız pozisyonların belki bir kısmını burada karlanabilir, bir kısmını yukarı doğru kırmasını bekleyebilirsiniz. Veya da direkt olarak 76.85'in kırılmasını bekleyebilirsiniz. Fakat AVAX'ın yeniden kuvvetlerini görüyoruz. Özellikle Celsius Network ile olan ilişkisi de burayı hareketlendirebilir. Ve devam ediyorum. Aynı Ripple'ın hareketlerini yapan adaya. Günlükte zaten artık osilatörler bedava olma yolundan çıktı. Artık dönüşü gösteriyor. Fakat adanın kullanıcı sayısı, ağda kilitlenen ada miktarı gittikçe artıyor ve burası artık çok çok ucuz ve saçma rakamlarda kalıyor. O nedenle şurada görmüş olduğunuz 1.09 kanal orta bandını kırmamız dahilinde önce 1.78'ler ve daha sonrasında da 1.57'lere doğru hızlı bir hareket ada için artık görmeyi bekliyoruz diyelim. Bizlerden bu haftalık ve bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Pazartesi sağlıklı bir şekilde görüşmek dileğiyle. Benim de hafta sonları eğitimlerim var ve pazartesi günü yeniden sizlerle görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.